Samimi Haber'de İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber'den hepinize merhaba ve gündemdeki önemli gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Finans analistim İslam Memiş'le paranın şifrelerini konuşacağız. Eylül ayını karşıladık. Peki Eylül ayında piyasalar nasıl başlayacak, hemen sormak isteriz. Günaydın, iyi haftalar diliyorum. Piyasalarda bu hafta içeride enflasyon verisini takip edeceğiz. Dışarıda Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de birçok veri akışı var. Buraları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Rakamsal değerler üzerinde bu hafta dolar endeksinde uluslararası piyasalarda dolarda bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Dolar endeksi 104 seviyesinde 103 seviyesine kadar bir geri çekilme bekliyoruz ve bu hafta yine dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda bir yukarı yönlü hareket yaşanabilir. O yüzden bu hafta trend olarak euro, sterlin, altın ve gümüşün ons fiyatındaki yukarı yönlü hareketleri takip edeceğiz. Enflasyon verisi %50 civarında veya üzerindeki rakamlar gelebilir. Yine enflasyon rakamı yüksek kalmaya devam edecek. Yüksek gelen enflasyon verisi içeride doları desteklerken diğer yabancı para birimlerinde pozitif yönde desteklemesini özellikle bekliyorum. Euro dolar paritesi 1.0790 seviyesinde, bu hafta 1.09 seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler yaşanabilir. Yine Avro TL kurunun dolar TL kuruna kıyasla biraz daha pozitif ayrışımı yaşanabilir diye düşünüyorum. Özellikle Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.000 puan seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. 8.056 puandan kapanış gerçekleştirmişti. Doları takip etmeye devam ediyoruz. Dolar kuru yükseldikçe Borsa İstanbul Yüz Endeksinde yukarı yönlü hareketler de devam edebilir. 8.100, 8.150, 8.250 ve 8.400 puan seviyesine kadar endeks tarafında bir yükseliş olabilir. Ancak borsadaki 8.000 puan seviyesinin üzerindeki rakamlara kısa vadeli yatırımcıların da oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Yine resmi kur tarafıyla serbest piyasa kur tarafı yine ayrışıyor. 26.73 lira Eylül'ün ilk haftasında serbest piyasalarda 26.71-26.78 lira aralığında bir kur görüyoruz karşımızda. Yine Avro TL kurunda 28.85 lira seviyesinde resmi kur tarafında bir yükseliş var, 28.90 lira seviyesinde serbest piyasalarda. Gram altın ekranlarda 1.668 lira seviyesinde görülüyor ama serbest piyasalarda 1.709 lira seviyesinde. Buradaki farklılıklar da yatırımcılar açısından oldukça önemli olacaktır. Eylül ayı genel itibariyle biraz daha sakin geçebilir. Ancak Eylül ayı içerisinde dolar karşısındaki varlıkların biraz daha yükselme ihtimali güçlü diye düşünüyorum. Yine Amerika Merkez Bankası Fed'in kararından önce Amerika'daki enflasyon verisi önemli olacak küresel piyasalar için. Çünkü Fed'in toplantısında pas geçme ihtimali kuvvetlendi. Enflasyon rakamlarındaki hareketlilik yine küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Özellikle dolar varlıklarının bu hafta öngördüğüm bu geri çekilmeyle birlikte, az önce de ifade ettiğim gibi euro dolar paritesinde 1.09 seviyesi, ons altın tarafında 1.930 aşağıda destek seviyesi, yukarıda 1.965 dolar direnç seviyesi, bu bant aralığına dikkat etmek gerekiyor. Yine serbest piyasalarda 1.700 lira seviyesinin altında rakamlar gram altın tarafında sarkmayabilir. Yine bu tarafta petrol fiyatlarındaki yükselişler de haftanın ilk işlem gününde, Eylül'ün ilk işlem gününde önemli. 88.50 dolar seviyesinde %2 primli haftaya başladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişi önemsiyorum. Çünkü petrol fiyatlarındaki yükselişler küresel ekonomiler için risk oluşturmaya devam ediyor. Petrol yükseldikçe küresel ekonomilerde riskler biraz daha artabilir. Yine jeopolitik riskler tarafında yine Orta Doğu'daki gelişmeleri takip etmekte fayda var. Bu taraftaki gelişmeler Türkiye'nin Suriye operasyonunu tekrar gündeme getirebilir diye tahmin ediyorum. Yine Eylül ayı içerisinde orta vadeli programı takip edeceğiz. Orta vadeli programda Türkiye'nin yeni ekonomi alanlarındaki teşvik, destek ve yapılandırmalarını, yeni yol haritalarını yakından takip etmeyi devam ediyoruz. Eylül ayının ilk haftasında yine sigaraya gelen zamları konuşmaya devam ediyoruz. Genel itibariyle
Eylül'de zaman zaman yeni zam haberleri gelebilir diye düşünüyorum. Yine Eylül ayı içerisinde konut piyasasıyla alakalı önemli gelişmeler olacak. Yine yatırımcılar konut piyasasıyla alakalı gelişmeleri de yakından takip etmesi gerekiyor. Yine ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara 1.20 oranındaki faiz oranıyla kamu bankalarının yeni kredilerini açma durumu, yerinde dönüşümle alakalı verilecek teşvik ve destekler ve deprem hazırlığıyla alakalı konut piyasasında Eylül ayında yoğun bir gündem söz konusu olabilir. İhracat tarafında ihracatı destekleyen ekonomi paketiyle alakalı orta vadeli programda yeni teşvikler, destekler açıklanabilir. Genel itibariyle Eylül ayı küresel piyasalar için ve yurt dışı piyasalar için yoğun bir dönem olacak. Okulların açılmasıyla beraber artık yeniden servis ücretlerine yeni zamlar gelecek mi? Bu tarafı da yakından takip etmeye devam ediyoruz. 88,5 dolar seviyesindeki petrol fiyatları, yüksek olan bir dolar kuru ulaşımdaki zamları tekrar gündeme getirebilir ve haliyle pompa fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıyabilir diye düşünüyorum. Peki hemen bankaların müdürlerinden bir takım açıklamalar gelmişti geçtiğimiz günlerde. Onlar da kur korumalılığının TL hesabına döndükten sonra bir takım rakamlar telaffuz edildi. Var mı böyle bir bilginiz, nedir netleşenler tarafından? Evet. Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu açıklamalar ve genelgelerle birlikte kur korumalı mevduat sisteminden çıkıp dövize yönelen yatırımcılarda bir artış gözlemliyoruz. Ancak bunu yine mevduata dönen yatırımcılar da var. Tabii ki kur korumalıdan çıkıp döviz talebinde bulunan yatırımcılar veya vatandaşlar da bankadaki döviz mevduatlarının artışına neden oldu. Ancak bir yandan da politika faiz oranındaki yükselişlerde yine mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu. Yatırımcılar şu anda mevduat faizindeki getiriyi daha çok tercih ettiklerinden dolayı bu tarafta da beklemeyi tercih ediyorlar. Evet. Genel itibariyle kur korumalı, faiz ve borsada olan yatırımcı portföyünün daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Peki Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında bir yurt dışı seyahati ve G20 zirvesi var. Hangi gelişmeleri takip etmeli yatırımcılar? Dış politikada Putin-Erdoğan görüşmesi oldukça önemli. Özellikle tahıl koridorundaki gelişmeler, Türkiye tekrar burada öncü rolü alacak mı? Nasıl anlaşmalar sağlanacak veya anlaşma sağlanacak mı? Buradaki gelişmeler de oldukça önemli. Yeni bir anlaşma sağlanmazsa tahıl koridorunda, dünyayı ciddi anlamda bir gıda krizi bekliyor olabilir. Bu ciddi bir endişe. Bakalım Türkiye yine bir öncü rol oynuyor olabilecek mi? Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı seyahatinde özellikle Birleşmiş Milletler'de yapacağı açıklama da mutlaka önemli olacak. Buradaki vereceği mesajlar ve özellikle sığınmacılarla alakalı herhangi bir gelişme olacak mı? Bu tarafı da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. İslamofobi konusu gündemde yine son günlerde. Yeni NATO üyelikleriyle alakalı görüş ayrılıkları çıkacak mı? Rusya ile yakınlaşması tekrar sağlanacak mı? Veya Türkiye yönünü ne tarafa dönecek? Buradaki gelişmeler nasıl olacak? Bu da önemli olacak. Yine Biden ve Erdoğan görüşmesi de planlanıyor. Ayın 17'si gibi, 17'si veya 21'i gibi. Bu tarafı da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Peki çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben yeniden iyi haftalar ediyorum. Diliyorum. İyi haftalar. Evet, İslam Memiş'le paranın şifrelerinde burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.